Galip neden bu kadar kızmış peki? Geçen gece bir arkadaşımla yemeğe çıkmıştım. Galip bizi görmüş. Seni mi takip ediyormuş? Tesadüfen görmüştür canım. Niye beni takip etsin ki? Baksana. Belli ki gözü üstünde. Ne dedi peki? Yemeğe çıktığın adam kimdi diye sordu. Kimdi peki? Okuldan eski bir arkadaşım anne, tanımazsın. Anlatsaydın galiba. Anlattım, anne dinlemedi ki. Bütün gece bunu tartıştık. Birbirimizle konuşmayı bile beceremiyoruz. Galiba artık hiç anlayamıyorum anne. Bir arkadaşımla yemeğe gitmen bile sorun oluyor. İlahi Hanzade, bunu anlamayacak ne var? Deli gibi kıskanıyor seni. Demek sabah bu yüzden öyle öfkeliydi. Sana söylemiştim. Galip hala seni seviyor Hanzade. Kendi de farkında değil belki ama senden vazgeçemiyor. Galip'in ne zaman ne yapacağını artık hiç bilmiyorum anne. Artık bir süre böyle idare edeceğiz. Ne yapalım? Suna, biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Birlikte olduğumuzu söylemekten neden bu kadar korkuyoruz? Zamanı gelince söyleriz Galip. Böyle kaçarak hiçbir yere varamayız. Peki ne yapalım? Korkularımızdan kurtulalım Suna. Bırakalım da ilişkimiz kendi yolunu bulsun. Nasıl? Evlen benim. Sen ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. İlişkimizin gelip geçici bir şey olmadığını anlasınlar artık. Benimle evlenir misin? Evet Galip. Galip'in ne yapacağını hiç kestiremiyorum anne. Öyle tutarsız şeyler yapıyor ki. Kızım, söyledim ya. Galip seni hala çok seviyor. Yoksa bir arkadaşınla yemeğe çıkmanı niye sorun etsin? Galip hala beni sevseydi hayatında başka kadın olmazdı anne. Galip'i çok başıboş bıraktık. O kadın da bu durumdan faydalandı. Yoksa Galip'in onu sevdiği falan yok. Ben böyle düşünmüyorum. Merak etme Hanzade. Ben bununla ilgileneceğim. Artık ipleri elime almanın zamanı geldi. Abi, meraktan öldürecek misin bizi? Ne oldu söylesene. Esma Nur Sultan'ı bekleyelim Akın. Söyleyeceklerimi onun da duymasını istiyorum. Anne, gelebildin sonunda. Hayrola? Oturmuş beni mi bekliyorsunuz? Seni bekliyoruz ya. Bir şey mi oldu? Abim önemli bir şey söyleyecekmiş. Senin de duymanı istiyor. Galip. Otur anne. Söyleyeceklerimi hepinizin iyice dinlemesini istiyorum. Kötü bir şey mi oldum? Hayır, her şey yolunda. Şimdi yüreğime inecek. Ne oldu peki? Ben önemli bir karar aldım. Hayırdır inşallah. Son zamanlarda aldığın kararlar pek hayırlı olmuyor ama. Anneciğim, bir dur, ne olduğunu anlayalım. Abi sen de söyle artık, ne kararıymış bu? Biz Suna ile evleniyoruz. Ay inanmıyorum. Galip sana evlenme teklif etti, öyle mi? Şşt! Bağırmasana. Aman ne yapayım canım? Anlatsana, sonra ne oldu? Sonrası mı annen? Galip bana evlenme teklif etti, ben de kabul ettim.
Ay, vallahi inanamıyorum. Canım beni, tebrik ederim. Ay, canım. Teşekkür ederim Nermin. Bak gördün mü, her şey nasıl da yoluna girdi. Öyle mutluyum ki. Canım benim. Senin adına çok sevindim. Kızımı bu kadar mutlu eden şey neymiş bakalım? Bir şey söylemeyecek misiniz? Ne diyelim ki abi? Bu çok ani oldu. Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Bu hiç de hoş bir şaka değil Galip. Şaka değil anne. Biz Sunay'la evleniyoruz. Hadi sevgilim, seni yukarı çıkarayım, dinlen biraz. Ben iyiyim Akıncığım. Öyle bir kadınla evlenmeyi nasıl düşünürsün? Ne demek öyle bir kadın? Neden düşünmeyecekmişim? Hakkında neler öğrendiğimi bir bilsen, eminim sana hiçbir şey anlatmamıştır. Merak etme anne, hepsini biliyorum. Suna bana her şeyi anlattı. Yani yaptıklarını bile bile o kadınla evleneceksin öyle mi? Onun bir adı var anne, Suna. Müstakbel gelinin hakkında o kadın diye konuşmasan iyi edersin. Galip. Sen istesen de istemesen de Suna benim karım olacak anne. Ayol niye bu kadar sevindiğini söylesenize. Şey anneciğim. Şey oldu da. Çok yakın bir arkadaşımız evleniyor da Ayfer teyze. Onun haberini aldık. Öyle mi? Ne güzel. Ya evet. Allah mesut etsin. Amin, amin. Ben de sıkıldım, evde bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsın anneciğim. Suna, ben tanıyor muyum bu arkadaşını? Yok anneciğim, tanımazsın sen. Ben size şöyle güzel bir yemek hazırlayayım Ayfer teyze. Ay geldiğinizden beri bir türlü ağırlayamadık sizi. Zahmet etmeseydin kızım. Aa, olur mu öyle şey? Bizim işimiz bu. Ne iyi kız şu Nermin. Sana da çok destek oluyor belli. Eksik olmasın. Kaç yaşında bu evlenecek olan arkadaşın? Benim yaşlarımda işte. Adam dul muymuş? Bilmem. Bunu niye sordun anne? Bu yaşta artık bekar erkek bulmak zor. Neyse canım. Allah mesut etsin. Mutlu olur inşallah. İnşallah. O kadın benim gelinim olamaz Galip. Böyle bir şeyin olmasına izin vermem. Senden izin almıyorum anne. Evleneceğime haber veriyorum, işte o kadar. Bunu aklından çıkar. Bu evlilik olmayacak. Bana sakın karışma anne. Sakın. Bu evin bir gelini var Galip. O da Hanzade. Ben hayatta olduğum sürece bu değişmeyecek. Bunu aklına sok. Haddini aşıyorsun anne. Söyleyene de bakın. Burada haddini aşan biri varsa o da sensin ya Galip. Ya anne sakin olun ne olur. Oturup sakin sakin konuşalım bunu. Bakalım bunu Hanzade'ye nasıl söyleyeceksin? Bu seni hiç ilgilendirmez anne. Hanzade ile ben konuşacağım. Siz de karışmayacaksınız. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Dışarı mı çıkıyorsun? Hanzade'ye bir uğrayacaktım. Kahvaltı yapmayacak mısın? Pek iştahım yok. Orada bir şeyler yerim. Balım nerede? Uyanmadı daha. Dün gece ikimiz de pek uyuyamadık. Ben de bütün gece döndüm durdum. Başım çatlıyor ağrıdan. Yengen bunu duyunca ne yapacak çok merak ediyorum. Bilmiyorum oğlum. Ona söyleyecek misin anne? Ne münasebet. Galip kendi marifetini kendi söylesin. Abim bugün Ömer'i almaya gidecekti. Belki yengemle konuşur.
Bunun için gidiyorum Akın. Öğrendiğinde Azade'nin yanında olmalıyım. Haklısın anneciğim. Yengemi bir süre yalnız bırakmasak çok iyi olur. Ben çıkıyorum artık. Abinle karşılaşmak istemiyorum. Tamam anne. Yengeme selam söyle, olur mu? Söylerim Akın. Hoşça kal. Anne. Veysel annem nerede? Nereden bileyim Makbule? İşe mi gitti acaba? Bu saatte mi? Sırf bana inat olsun diye yapıyor. Aman Veysel, koskoca kadın niye seninle inatlaşsın? Koskoca kadın ama çocuk gibi davranıyor işte. İnat ediyor. Ne o Veysel? Al, sana yazmış. Makbule, işlerim var, erken çıktım. Günaydın Akın. Günaydın abi. Annem nerede? Yengeme gitti. Bu da nereden çıktı şimdi? Dün gece boşuna mı konuştum ben? Sadece yengemi görmeye gitti. Ona bir şey söylemeyecek. Annemin ne yapacağı hiç belli olmaz. Şimdi tutup Hanzade'ye anlatırsa? Hiç sanmıyorum. Öyle bir haberi vermek için kimse can atmaz. Abi, bunu yengeme nasıl söyleyeceksin? Bilmiyorum Akın. Anne, bir şey mi oldu? Ha? Yok kızım. Ne olacak? Ne bileyim, böyle sabah erkenden gelince. Sizi uyandırdım. Bilseydim daha geç gelirdim. Aşk olsun anne, onun için demedim ben. Kalkmıştık zaten. Galip sabahtan Ömer'i almaya gelecek. Haberim var. Aa babaanne. Ne zaman geldin? Şimdi geldim Ömer'cim. Babamla geldi mi? O da gelir birazdan. Hadi Ömer'cim, baban gelene kadar bir şeyler ye. Annenin şu meseleyi halledin artık. Böyle olmaz ki. Ne yapayım Makbule? Oturup konuşun. Birbirinizle böyle saklambaç oynamanız daha mı iyi? Hayatım, biz artık konuşamıyoruz. Ne desem annem hemen tartışmaya başlıyor. Canım, sen alttan al birazcık. Alamam. Baksana şu yaptığını. Benim hayatım diye bir terane tutturdu. Bakalım sonu nereye varacak. İstanbul'a geldiğimizden beri değişti. Başka bir kadın oldu sanki. Orası öyle. Daha farklı davranıyor, farklı giyiniyor. Kendine güveni geldi sanki. Kötü bir şey söylemiyorum ki. Farkında değil misin? Annen işe girdiğinden beri çok mutlu. Bırak da hayatın tadını çıkarsın kadın. Ne diyorsun sen ya? Senin de ondan farkın yok zaten. Veysel. Okul nasıl gidiyor Ömer Hasan? İyi babaanne. Bu ayki deneme sınavından en yüksek notu ben aldım. Aferin benim torunuma. Anne, PlayStation'ımı da götüreyim mi? Ne gerek var Ömer'cim? İki gün oynamayıver. Uf ya. Hafta içi oynama, hafta sonu oynama. Ne zaman oynayacağım? Babam geldi. İyi misin anne? He? İyiyim kızım. Babacığım. Oğlum benim. Merhaba Hanzade. Hoş geldin Galip. Günaydın. Sana da Galip. Ömer'cim, hadi babanı bekletme. Tamam, çantamı alıp geliyorum. Galip, gece yatmadan mutlaka bir bardak süt içsin. İlaçları çantanın ön gözüne koydum. Tamam.
Dışarı çıkarken üstünü sıkı giydir. Geçen gece ateşlendi biraz. Merak etme Hanzade. Oğluma iyi bakacağım. Galip, senin Hanzade'ye söyleyeceğin bir şey yok mu? Bir şey mi oldu? Ne oldu Galip? Galip'in sana anlatmak istediği bir şey... Yok bir şey Hanzade, merak etme. Yok bir şey. Ben hazırım. Hadi gidelim Ömer. Hoşça kal anne. Güle güle canım. Abur cubur yok, anlaştık değil mi? Uf anne ya. Tamam anlaştık. Hadi Ömer Azam. Tamam, babaannemi de öpeyim. Babaanneni evde bol bol göreceksin Ömer Azam. Hadi hoşça kal. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Hayırdır Hacer Hanım bu saatte? Erken geldim bugün. Veysel'i beklemedim. Anlaşılan bugün siz de erkencisiniz. Son birkaç gündür boğuştuğumuz bir mesele var. Artık mesai saatleri yetmiyor. Cüneyt Bey, dün yemekte olanlar için size karşı çok mahcubum. Estağfurullah, böyle söylemeyin. Benim yüzümden çok zor bir durumda kaldınız. Ben de sizi zor durumda bırakmış oldum Hacer Hanım. Bu duruma benim oğlum sebep oldu Cüneyt Bey. Onun adına sizden özür diliyorum. Lütfen. Özre falan gerek yok. Ne olur bunu unutalım. Peki, unutalım. Böylesi çok daha iyi. Ben bir kahve alacağım. Kendimi affettirmek için size de bir kahve ısmarlayacağım. Kabul eder misiniz? Memnuniyetle. Ama kahveleri ben getireceğim. Peki. Buyurun. Ne zamandır alışverişe çıkmıyoruz değil mi kızım? Baba bak, Sunu abla orada. Seninle şöyle güzel bir alışverişe çıkalım. Ömer Asa, gel biz şöyle oturalım. Sunu ablanın misafiri var. Evet hayatım. Sonra da güzel bir yemek yer, sinemaya gideriz. Hoş geldiniz. Merhaba Nermin. Nasılsın Ömerciğim? Çok sıkıştım. Oğlum niye söylemiyorsun? Hadi Ömerciğim, gel ben sana tuvaletin yerini göstereyim. Baba, yine beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Hayır oğlum, bir yere gitmeyeceğim, merak etme. Anne, bana söyleyemediğin bir şey mi var? Bunu da nereden çıkardın Hanzade? Galip, aranızda bir gerginlik vardı. Gerginlik hiç eksik olmuyor ki. Atıştık biraz. Niye? Aman Hanzade, her zamanki şeyler işte. Anlatıp tadımızı kaçırmanın alemi yok. Annenin burada olacağını düşünemedim Suna. Habersiz gelip sürpriz yapmak istedim. Önemli değil. Nereden bilecektin? Sabahın köründe benimle restorana geldi. Bir şey diyemedim. Ne yapacağız şimdi? Şşt. Pardon. Biz gidelim mi? Yok canım. Şu halimize bak. Güya evlenmeye karar verdik ama kimseye söyleyemiyoruz. Oğlum dikkat etsene. Nereye koşuyorsun? Thank you.
Ömer Asaf? Ne oldu ayol? Nereye gitti bunlar? Galip'le konuşurken Ömer bizim evleneceğimizi duydu. Çocuğun haberi yok muymuş? Kimin haberi var ki? Orası da öyle. Sen bu adamla çocuğu tanıyor musun Suna? Pardon, 10-12 yaşlarında kumral bir oğlan çocuğu gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ömer Asaf! Akın, Hanzade ablayı çok merak ediyorum. Ben de hayatım. Öğrenmiş midir dersin? Annemin bir şey söylemeyeceğini biliyorum. Ama abim söylediyse bilemem. Bir arasak mı? İçim rahat etmeyecek. Arayalım hadi. Galip Ömer'i çok özlüyor Hanzade. Bütün bu huysuzluğu da bu yüzden zaten. Akın arıyor. Açmayacak mısın? Efendim Akın. Ha, o mu? Yok, hayır. Yani daha değil. Bilmem ki oğlum. Akıncığım, şu anda Hanzade'nin yanındayım. Efendim Galip. Bir dakika, bekle. Hanzade, Ömer oraya geldi mi? Sabah aldın ya seninle değil mi? Bir şey mi oldu? Galip söylesene, nerede Ömer? Ömer kayboldu Hanzade. Nasıl kaybolur Galip? Ömer seninle değil miydi? Hanzade ne olmuş? Ömer kaybolmuş anne. Birden fırlayıp gitti, yetişemedim. Oğlumu bul Galip. Bana oğlumu getir. Akın, Ömer Asaf kaybolmuş. Bilmiyorum oğlum. Kapatıyorum. Hanzade, bu nasıl olmuş? Galip Ömer'i kaybetmiş anne. Kaç saat oldu? Polis hala nasıl bulamadı Ömer'i? Eminim ellerinden geleni yapıyorlardır Akın. İyi de bunca saattir haber çıkmaz mı anlamıyorum. Onların ne suçu var oğlum, arıyorlar işte. Aslında Ömer nasıl kayboldu ben onu anlamıyorum. Anne tamam, başımızda yeterince dert var zaten. Üstüne bir de siz olay çıkarmayın. Allah bilir yine kendi derdine düşüp çocuğu bir yerlerde unutmuştur. Anne yeter. Gelme üstüme, görmüyor musun halimi? Görüyorum Galip. Tamam anne. Görüyorum. Sorumsuzluğunun cezasını çekiyorsun. Anne sus artık. Haksız mıyım Galip? Daha önce de böyle yalnız bırakmadın mı? Anne yeter. Abi. Haklısın anne. Söylediğin her şeyde haklısın. Ömer, aslanım benim. Ömerciğim. Anne. Canım benim. Canım benim. Oh, çok şükür. Allah'ım çok şükür. Ah bir tanem. Bir tanem. Geçti Ömerciğim. Geçti bir tanem, ağlama.
Ömerciğim neredeydin? Çok korkuttun bizi. İyi misin oğlum? Ağlama hayatım. Her şeyi biliyorum anne. Hep seni duydum. Neyi duydun Ömerciğim? Benden saklama anne. Biliyorum, babam evleniyor. Balım Ömer'i odasına götürür müsün? Tabii. Hadi gel Ömerciğim. Defol evinden. Gece burada kaldım babaanne. Eğer istersen hep burada kalırım Ömer. Ha? Ömerciğim kapıya bak bakalım ekmek gelmiş mi? Hadi. Bakayım anne. Dün geceden beri konuşamadık Hanzade. Ama bunu söylemezsem içimde kalacak. Galip bunu çoktan hak etmişti. Ağzına sağlık kızım. Galip abi çıkmış mı? Sanmam. Uyanmamıştır daha. Dün gece çok yorgun görünüyordu. Ona da çok üzülüyorum Akın. Her şey elinden kayıp gidiyor sanki. Ben de üzülüyorum ama böyle olmasını da o istedi hayatım. Konuşabildiniz mi? Hayır. Ağzından tek kelime çıkmadı. Hanzade ablanın böyle bir tepki vereceğini hiç beklemiyordu. Bence de. Abi kalktın mı? Kalktım Akın. Günaydın Galip abi. Günaydın. Ben çıkıyorum, şirkette görüşürüz. Kahvaltı yapsaydın. İşlerim var, hemen çıkmam lazım. Tamam abi. Günaydın. Günaydın Suna. Ayfer teyze gelmedi mi? Gelir birazdan. İşleri bahane edip erken çıktım. Ne o? Keyfimiz yok bugün. Aman Nermin, bilmiyormuş gibi. Galip meselesi mi? Anneme nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Nermin. Köşe bucak kaçıyorum ondan. Bir şey soracak diye ödüm kopuyor. Sıkıştırıyor mu? Her fırsatta. Vallahi bana sorarsan hiçbir şey söyleme. Doğru zamanı bekle. Nermin, bunun doğru zamanı mı kaldı? Galip bana evlenme teklif etti. İyi de Sunacığım, annenle aranız daha yeni düzeldi. Sorun da bu ya zaten. Barışalı 2 gün olmuş... Kadın karşısına geçip ben evleniyorum. Hem de dul bir adamla mı diyeceğim? Alay eder gibi. Ben bunu ona nasıl anlatacağım? Sen beni dinle. Bırak zaman geçsin. Hem annen yarın Ankara'ya dönmüyor mu? Hı hı. İyi işte. Bir ara kendini hazır hissettiğinde gidip konuşursun. Hadi artık. Düşünme bu kadar. Ne var? Cemal Bey, burada sizinle görüşmek isteyen beyler var. Rahatsız edilmek istemiyorum demedim mi? Biliyorum Cemal Bey ama bu çok önemli efendim. Haciz için gelmişler. Haciz için mi? Evet efendim. Yani buraya
altımdaki koltuğumu almaya geldiler. Bilmiyorum efendim. Beyleri içeri gönderiyorum. Gönder bakalım. Hacizciler gelmiş. Cemal Bey. Evet, buyurun. O bahtsız benim. Banka tarafından bütün mal varlığınıza el koymak mecburiyetindeyiz. Bankamızdan aldığınız teminat mektubu Çelebi Holding tarafından nakde çevrilmişti. Cemal'den bir haber var mı? Cemal'in işi bitti Semih Bey. Çelebiler teminat mektubunu nakde çevirmiş. Hı. Banka borcunu tahsil etmek için Cemal'in her şeyine haciz koyuyor. Yazık. Acıdım şimdi. Adam ne güzel kendine göre bir düzen kurmuş, yuvarlanıp gidiyordu. Çarkına çomak soktuk. Halıyı da yazdım, tamamdır. İki tane şef koltuğu var, onları da unutmayalım. Tamam, onu da yazacağım. Tamam. Onun dışında bakın şuradaki malzemeleri de tamam, sayalım. Onları da yazalım. Şu dolabı da yazıyorum. Tamam. Bir de şu arka tarafta. Burada neler oluyor? Bakalım. Gördüğün gibi doktor. Her şeyime el koydular. Bittim. Her şeyimi kaybettim. Neden? Bir bilsem. Takdiri ilahi diyelim. Cemal, ne oldu anlatsana. Boyumdan büyük işlere kalkıştım doktor. Fazla yüksekten uçtum. Sonra da bam. Gördüğün gibi yere çakıldım. Yani şimdi gerçekten her şeyini kaybettin, öyle mi? Evet doktor. Çok zekisin. Sonunda anlamaya başladın. Sırtımdaki cekete kadar aldılar. Ha. Bir de birkaç milyon dolar borcum var. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hapishanede ziyaretime gelirsin artık. Bu sana da ders olsun doktor. Bu işlerden uzak dur. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Artık sen yoluna, ben yoluma. Peki ne yapacaksın? Sen beni dert etme. Önce görmem gereken bir hesabım var. Onu halledeceğim. Sonra? Sonrası için Allah kerim. Buyurun. Suna'ya bakmıştım ama. Suna dışarı çıktı, burada değil. Aa, öyle mi? İsterseniz ben yardımcı olayım. Ben Suna'nın annesiyim. Hala inanamıyorum Galip. Biz gerçekten evleniyor muyuz? Evet Suna, evleniyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Demek Suna'nın annesisiniz. Evet. Ankara'da yaşadığınızı sanıyordum. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Birkaç günlüğüne kızımın yanına geldim. Anlıyorum. Nikah için gelmiş olmalısınız. Nikah? Ne nikahı? Suna!
Söylesene kızım, ne nikahı bu? Anneciğim anlatacağım. Sizin haberiniz yok muydu? Sürprizini mi bozdum yoksa? Kabalık etmek istemem ama burada ne aradığınızı sorabilir miyim Esma Nur Hanım? Galip'le evlenmek için neden bu kadar acele ettiğini öğrenmeye gelmiştim. Esma Nur Hanım. Suna, burada neler oluyor? Anneciğim anlatacağım. Bu kadının oğluyla mı evleniyorsun? Bir saniye. Bakıyorum sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Esma Nur Hanım, rica etsem başka bir zaman gelseniz. Neden? Annenden gizlin saklın mı var? Pardon, adınız neydi? Anneciğim. Ayfer. Bakın Ayfer Hanım, oğlum daha yeni boşandı. Ne? Gelinimin durumu hiç iyi değil. Boşanmadan sonra kendini toparlayamadı bir türlü. Bir de şimdi çocuklarının velayet davasıyla uğraşıyorlar. Siz neler söylüyorsunuz? Suna! Anneciğim! Diyorum ki, şimdi bu nikahın hiç sırası değil. Ne gerek var bu kadar acele etmeye, yangından mal kaçırır gibi? Değil mi ama?